Evet değerli izleyiciler Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor mücadelesinde ilk yarının artık son saniyeleri golsüz eşitlik var. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus orta alanda Oğuz'a bir sarı kart gösterdi. Oğuz'un itirazları vardı. Trabzonsporlu oyuncular atışı kullandılar ama kaleci Güner Güvenç'e kadar geldi top. Şimdi Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor. 0-0 tamamlandı. Mehmet Yılmaz birlikteyiz. Sevgili Mehmet enteresan golü beklediğimiz karşılaşmalardan biriydi ama İlk yarıda. Bordo Mavillerin bulduğu pozisyonlar var. Gaziantep Futbol Kulübü'nün iyi savunması var ama araya atılmış toplar var. Nasıl değerlendirdin ilk yarıyı? Tabii bakıldığı zaman e, Gaziantep takımı beşli gibi oynuyor. Yani şimdi Trabzonspor hücum hattının olduğu, kuvvetli olduğunu bildiği için e, sağlam, arka tarafa çok sağlam tutmuş ama maçın kenarına bakıldığı zaman Trabzonspor çok fazla pozisyona giremedi. Yani aslında belki de Trabzonspor'un Sörlot gittikten sonra sadece bu maçı, bu maç üzerinden değerlendirmemek lazım. Geneline baktığımız zaman şu 4 haftalık süreçte bu maçın hani yarısına da bakıldığı zaman çok fazla pozisyona girebilen Trabzonspor takım yok. O beklediğimiz Trabzonspor'un hücum varyasyonları yapan Trabzonspor'un hücum hattında çok fazla e, şeyi yok, pozisyonu yok. burada tabii ki Gaziantepspor'un da sert savunma yaptığını söyleyelim. Evet. Gaziantep takımının da evet. sert savunma yaptığını söyleyelim. Rakamları da söyleyelim, da söyleyelim mi sevgili Mehmet? Evet. İlk yarıda topla oynama %49'a 51. Köşe vuruşları 3'e 2 idi değerli izleyiciler. top kapmaya bakalım. Evet yine oraya geldik. Offside Trabzonsporlu oyuncuların iki kere offside'de kaldığını belirtelim. 7'ye 4 faul sayısı. ikili mücadele kazanma %53'e %47. Bir sarı kart var. Devamını da görelim arkadaşlarımızdan rica edelim ilk yarı rakamlarının. Hemen hemen birbirine yakın rakamlar evet. var. Top kapma 6'ya 3, pas arası 14'e 7. Uzaklaştırma 4'e 7 şut engelleme 2 e, e, sadece Trabzonspor e, cephesinde yani iki takımın geçtiğimiz sezon oynadığı oyunun uzağında bir karşılaşma bize şu ana kadar izlettiler. İsabetli pasta 172'ye 188. İsabetli pas yüzdesi %82'ye %84. Rakip sağda pas 70'e %70'e %69. 11 ortaya 9 orta. Bu ortalara cevap veren oyuncular e, yoktu yok evet. iki takım adına da. Trabzonspor'un oyunu biraz fazlasıyla e, sanki Sörloth'u da arıyor gibi geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? E, tabii ki Sörloth'u burada arıyor ama şöyle bir noktası da var Mustafa Olay'ın. E, Vakame'ye tabii oyunun dizilişe bakıldığı zaman sol kanatta gibi görünüyor Vakame ama yeri geldiği zaman çözüm üretmek için hoca tabii ki ekubandan yer değiştiriyor onu. Bazen Vakame'yi ben bu kadar geri gelirken çok fazla görmedim şu masada. Çok fazla orta sahaya geliyor. Şu görüntü, maçın görüntüsü şuna bakıyor. Sağdaki 11'ler üzerinden konuşursak. Bence Vakame'nin atacağı, çünkü bir iki tane final pası attı. Evet. Değerlendim, inanılmaz paslar attı. Şu an Vakame'nin ayağına bakıyor biraz da işte. Onun atacağı paslara veya gol vuruşuna bakıyor. Bakıldığı zaman Trabzonspor'un ilk 11'inde iki kanat oyuncusu dediğimiz oyuncular oynamıyordu. Sağ beki ve sol beki yoktu Trabzonspor. Un. İlk defa onları da böyle izleme fırsatı bulduk. Marlon ee, Pereira. Değil yani mi? Şimdi, şimdi bakıldığı zaman aslında e, Pereira sakatlıktan tabii ki yeni çıktı, Marlon da aynı şekilde ama bizim bildiğimiz Pereira hücumda çok daha fazla gördük bundan önceki maçlarda. Şimdi bakıyoruz ki genelde Trabzonspor bu ikinci, ilk yarının son dakikalarına doğru sağ tarafı biraz kullanmaya başladı ama genelde hep Marlon'un tarafını kullanmaya çalıştılar. Hep orada e, adam kaçırmaya çalıştılar. Marlon'u kaçırarak Bakamya'nın paslarından pozisyon bulmaya çalıştılar. Ya ikinci yarı şimdi biraz daha farklı geçecek diye düşünüyorum. Burada tabii ki önemli olan oyuncu değişikliklerine de bakmak lazım. Hocaların elindeki kozlara da bakmak lazım. Şimdi bakıldığı zaman e, Diabete diye bir oyuncu oldu Trabzonspor'a. Aslında tam deplasman takımlar için böyle oyuncular önemlidir. E, tabii ne kadar hazır ne kadar değil ama hoca bence ona bu gidişatta kesinlikle bir yer verecektir. Ee, Yusuf Sarı çok önemli bir oyuncuydu Trabzonspor için ama uzun süre sakatlık yaşadı. Geçen sene bence çok aradı Trabzonspor bazı noktalarda bu oyuncuyu Ama o, o da, da yani sakatlıktan önce Trabzonspor'a bir şeyler verecek hissini veren kanattan evet, içeriye evet. iyi giren oyunculardan biri. Bir değildi. de form tutmuştu Mustafa. Yani o çok önemli ama şu günümüz şartlarına bakıldığı zaman Trabzonspor tabii ki ideal kadrosunu yavaş yavaş bulmaya başlıyor. Tabii ki buraya bir stoper hamlesi gelecek. Eee alanan bir oyuncu daha var, bir santrafor oyuncusu daha var. Ama hücum hattında Trabzonspor'u şu an e, Gazişehir takımı kapatmış gibi görünüyor. Yani çok hiç çıkmayan bir Gazişehir takım var. Kontrata dayalı evet. oynayan bir takım. Tam bu noktada sormak istediğim. Şimdi Cilobonşi, Kanabıyık, Tosça üçlüsü. Evet. işte kenarlarda Morais, Oğuz var. Orada bir beşli duvar ördü Gaziantep kulübü evet. ama Wakame iki pasla o savunmayı deldi geçti. Arkadaşları cezaların içinde o son dokunuş dokunuş yapabilse başka bir skor olacak. E tabi yani burada çünkü fark yaratabilecek oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Trabzonspor'da şu an fark yaratabilecek oyuncu, bu final paslarını yapabilecek oyuncu bakıldı ama Vakame. İlk evet. yarıda bunu gösterdi fazla pas kaybı yapabilir ama böyle takımlarda Trabzonspor gibi takımda büyük oyuncu sorumluluk alan oyuncudur. Vakame de şu an top kaptırsa da bu takım için en değerli oyunculardan bir tanesi. Şu görüntü onun ayağına bakıyor olay. Onun yapacağı asistlere bakıyor. Tabii kaçıracağı pozisyonlar da var başka oyuncuların. Ee, hücum hattında sıkıntı bundan sonraki haftalarda ben çok yaşayacağını düşünmüyorum ama bu maçı Trabzonspor'un ne yapıp edip kazanması lazım. Çünkü geçen hafta bir özgüven tazeledi bir galibiyet dağıtmadı Trabzonspor takımına. Bir de fazla pozisyona girerek bu galibiyeti geçen evet, hafta aldı. Evet. Bu hafta tabii ki tam tersini görürüz. Yani iç sahada farklı oynayan ve dış sahada farklı oynayan bir Trabzonspor takımı var. Pozisyona giremeyen, çok fazla giremeyen bir Trabzonspor takımı var ama burada da tabii ki Galatasaray takımı çok full kapalı oynayan, full kapalı defans yapan bir takımdan bahsediyoruz. Kolay da değildir bunu çözmek için. Kanatlarınızın çok iyi çalışması lazım Maksim burada. Maxim Güray bile gitmiyor fazla ileriye. Ya hani orada Jeterson zaten merkezde ama. Hoca vermiş orada görev. Yani benim şurada, burada tabii ki anladığımız için içinden çıkardığımız. ilk önce cebinde bir puan, Sumitika'nın bir puanı. Bir puanı cebine koyacak. Ondan sonra 3 puan gelirse ona bakacak. Ama Trabzonspor'un tabii ki bu saatten sonra ne çözüm üreteceğine bakmak lazım. Ee, karamsar bir tablo ortada yok kolay değiller Her takım puan kaybı yapıyor. Trabzonspor dördüncü hafta oynuyor. Galatasaray takımı da iç iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Kaliteli takım. Ama Trabzonspor'a şu ilk yarıya bakıldığı zaman Trabzonspor'a göre dersini iyi çalışmış. Afo nasıl buldun? Ya tabii Afo e çok fazla alan bırakmıyor. Yani savunma çıkmadığı için de çok fazla alan bırakmıyor. Sadece final pastanın yani Vakamen'in araya kaçırı adam kaçırıp araya atacağı toplarla birlikte pozisyon bulacak. Bir iki tane pozisyonda da Ekuban'da dahil. Aynı öyle buldu ama Bundan önceki senelerdeki e, o pozisyon zenginliğini ha burada şimdi Afobe ile e, tabii ki kıyaslamak istemiyorum. Kıyaslarsak hata yaparız. Yani Afo Afobe'yi aynı kefeye koyup eğer ondan o performansı beklersek hayal kırıklığı olur ve de oyuncuya biraz haksızlık olur. Çünkü çok farklı bir profil çizdi bize inanılmaz işler yaptı Sørlot. Onu bir tarafa bırakalım. Bey ilerleyen haftalarda bence çok çok daha iyi olacak. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Aslında geçtiğimiz hafta o da Trabzonspor'la birlikte işte goller evet, değil yani mi? Oyuncuyu biz, kendine getirecek bir Bir santrafor için böyle. Mustafa yani en önemli şeylerden bir tanesi. isterse boş golü olsun ama golün altında ismi yazıyorsa zaten maçın başında da golü buldu. Ondan sonra daha rahat oynadı. Çünkü üzerindeki o baskıyı kırdı. E, i̇lerleyen haftalarda iyi olur ve de daha farklı rekabete de girecek. Bir santrafor daha geldi Trabzonspor'a. E, o da çok kaliteli bir oyuncu. O da kadroya katıldığı zaman e, şimdi hiç görmediğimiz oyuncu daha diyabete yeni geldi. Bu evet. da göreceğiz. Eğer rotasyonda belki kullanacak, belki geri geldiği zaman oynayacak. 40 maçlık bir periyoddan bahsediyoruz. E, Trabzonspor havuzunu biraz daha, oyuncu havuzunu biraz daha genişletecek. 2-3 tane de oyuncu gelecek gibi görünüyor. Peki Abdülkadir, Ömür, Flavio, Baker, Arara evet. ara ara Vakame'nin girdiği, ara ara Ekuba'nın girdiği bir merkez görüyoruz. Oyunu çok fazla çizgiye taşımadı Trabzonspor. Flavio'yu nasıl buldun? Flavio'nun tabii ki özelliğine bakmak lazım. Flavio filaver biraz daha defansif orta saha gibi. Yani topu kazanıp basit oynayan oyuncu. Çok fazla final pası yapan bir oyuncu değil. Ondan onu beklemek zaten hata olur. Ee, onda da biraz zamana ihtiyacı var ama bakıldığı zaman bu takımda şu an belki de arayacağım en büyük oyunculardan bir tanesi şu sakatlı olmasaydı Parmak. Ya yani parmağı şu orta sahadaki ilk yarı performansına takımı değerlendiriyorum. Biraz önce söyledim. Parmak burada çok farklı bir oyuncumuş. Biraz daha bence onun yokluğunu çok hissetti Trabzonspor takımı. Yani olmuş olsaydı belki bazen ağır eleştirileri uğruyor bazı maçlarda ama bu takım için çok önemli bir parça olduğunu tekrar gösterdi, hatırlattı kendi. Şöyle yedek kulübesine bakıyorum. Aklımıza geçen sezon işte devre arasında, devre arasına girerken Trabzonspor yedek kulübesi geliyor. Ee, elbette eksik oyuncular evet. da var ama şöyle hoca kenara baktığında oyuna direkt bir hamle yapayım dediğinde gördüğüm net olarak Bilal dışında ya şimdi, ikinci bir ismi saymak çok kolay işte, görünmüyor. Yani diyabete dediğin gibi işte çünkü kanat oyuncusu. Ya zaten onun için alındı. Belki rotasyonda kullanılacak. Çünkü onun oynadığı bölgede bir tarafında Vakame oynuyor, bir tarafında Abdülkadir Ömür oynuyor. Bu oyuncuları cezalı veya Allah korusun sakatlık haricinde kesmesi çok zor görünüyor. Belki Ekuban da oraya geliyor o pozisyonda oynuyor. E, Yusuf Sarı biraz daha iyi olursa inşallah sakatlık durumunu tam geçirip o performansını yükseltirse bu kanat için etkili bir isim olabilir sonrasında düşünülmek için ama burada diyabete şu an bakıldığı zaman hocanın elinde çok fazla alternatif yok sen de söylediğin gibi Mustafa biraz daha bence kadroyu genç biraz daha kuvvetlendirmesi lazım Trabzonspor takımı. Marlon'u da sorayım şimdi evet. bek performansları büyük takımlar için önemlidir evet. hücuma katılabilen asist yapabilen gol atabilen adamlar muhtemeldir ki işte Novak gibi. Novak gibi. Marlon'u nasıl buldun? Nasıl değerlendiriyorsun? Marlon'un biraz daha bence onu da zamana. Ya yani takımı hala daha bence uyum dönemini tam atlatabilmiş gibi görünmüyor. Ama çabuk bir oyuncu. Aslında bir santrafor için aranan özelliklerden bir tanesi şeydir. Çok fazla topu çevirmiyor. Yani geldiği zaman hemen ortaya atan bir santrafor. Biz tabii ki yıllarca santrafor oynadık. Tabii. Kanat oyuncusu gittiği zaman çünkü stoperden kurtulup hamle yapıp hemen öndereye koşabilirsin. Çok büyük bir avantajı var. Hemen orta atıyor ve de iyi ortalar atıyor. Bir iki tane pozisyonda oldu. Çok fazla pozisyon olmadığı için de oyuncunun üzerine gelip bu kadar çok fazla eleştirmeye de gerek yok. İlerleyen haftalarda göreceğiz ama e, Novak'la kıyaslarsan, kıyaslarsan çok farklı bir oyuncu. Novak daha farklı bir oyuncuydu. E, Marlon daha farklı bir oyuncu. Onda biraz zamana ihtiyacı var. 5. 6. yani bir iki hafta sonra bu oyuncular üzerine çok daha farklı konuşabiliriz Mustafa. Tabii oyuncunun farklı meziyetleri var. Burası evet. gerçek Trabzonspor'da ilerleyen haftalarda Mehmet Yılmaz o uyum sürecini açtıktan sonra başka bir performanslıydı. Günay'ın e, bir iki pozisyonda zamanlaması çok iyiydi. Ceza önüne çok iyi geldi. Günay Güven işte Gaziantep Futbol Kulübü ile kendini buldu oyuncu değil mi? Şöyle diyelim Mustafa senin dediğin kesinlikle doğru. Hani iki kaleciyi masaya yatıralım. Güray ve Erce'ye yatıralım. Şimdi evet. Erce'de e, Uğurcan'ın e, yokluğunda geçen sene de zaten oynadığım maçlarda çok güven veren bir kaleciydi. Belki şöyle evet. bir şey de olacak. E, transferin son günü çünkü sürekli konuşuluyor. Uğurcan'a transferi var, çok isteyen takım var. Ben bilakis kendim çok net olarak biliyorum. E, belki transferin son günü gidecek ama Trabzonspor'un arkada iki tane çok iyi kalecisi var. Bir tanesi Erci, bir tanesi de Arda. Güney, derse, dersen Güney zaten yıllardan beri bir performans göstererek bir noktaya gelmiş. O da başarılı maçları oluyor bazen başarısız maçları da oluyor ama Trabzonspor'un iki tane kalesi eğer Uğurcan giderse e, hiç bence kaleci takviyesinde gerek yok. Bu iki kaleci de sezonu çok rahatlıkla götürebilir. Sezonun ilk yarısına bakarak Trabzonspor ağırlıklı Trabzonspor'un gol atacağı bir maç gibi mi görüyorsun? Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü onların akıllı doğru ve biraz da ezberledikleri bir oyun var. O tarafımı daha önde görüyorsun. Ya da beraberliğe yakın bir maç mı? Şu ilk yere zaten. görüntüye bakıldığı zaman zaten Gazişehir takımı bir puan istiyor. Yani ilk önce bir puanı cebime koyayım gerisi ondan sonra gelir ama beraberliğe yakın gibi görünüyor. Çünkü çok fazla üretken olmayan bir Trabzonspor takımı var. E çıkmayınca da çok fazla pozisyon Ama buradaki en önemli şey bence duran toplar çok önemli. Evet. Duran toplar bence maçın kaderini tayin edecek. Evet. Peki çok teşekkür ederim sevgili Mehmet Yılmaz. Değerli Herkes izleyiciler sözü Alkut İnce ve konuklarına bırakacağız. Saat 22'de artık futbolla tekrar karşınızdayız.